38 yaşındayım. Burada doğdum, burada büyüdüm. Milliyetçi bir Türk genciyim. Benim Müslümanlığımda, Türklüğümde emreder. Devletine itaat edeceksin diye. Ben devletime itaat ediyorum. Ama ben bugün devletime küstüm. Ben bugün Cumhurbaşkanıma küstüm. Ben bugün küstüm arkadaşlar size. Bir gün sizi yalnız bırakmadım. Bir gün devletime ihanet ettim. Ama ben bugün devletime küstüm. Allah'a emanet olun. Yerinizde sağ olun. Öyle olarak her gün Sayın Murat Kurum Bakan'ın danışmanını arıyorum. Akif Bey'i günde 5 sefer. Akif Bey ne olur diyorum. Murat Bey'in imzaladığı sit alanı bugün kazılıyor diyorum. Ne olur duyun diyorum. Videolar gönderiyorum buradan. Nasıl duyurayım sesimi? Başka oğlu varsa söyleyin, o yoldan gelelim. Fahrettin Bey'den rica ettik, bize bu kapılar açmasın, yardımcı olsun diye. Ne olur duyun sesimizi. Bu millet 18 yıldır bir gün sizi yalnız bırakmadı. Bir kere bu millet için gelin, burada olun. Ne olur diyorum, yalvarıyorum. Ben yalvarmıyorum, 1000 tane köylü yalvarıyor. Ne olur diyoruz ya. Daha ne diyelim, ne yapabilelim ya. Nasıl anlatalım, nasıl anlatalım derdimizi. Söylüyorum. Sayın Vekilim, bak bu arkadaşlar hepsi bilir. 27 yaşına kadar bu köyde amelelik yaparak çalıştım. Annemin teriyle. 38 yaşına geldim, bir lokma haram geçmedi. Rızkı Allah verir. Kimse benim rızkımı kesemez. Annemin teriyle çalıştım. Benim abim Güneydoğu'da ayak basmadı, bir tane kaya parçası kalmadı. Vekilin 3 tane oğlu var. 2 tanesi çürük raporu aldı. Bir askerlik önünde bilmişler mi, görmüşler mi? 15 Temmuz'da ben tarlada saman dolduruyordum. Arkadaşım telefon etti, telefon duydum. Traktörü tarlada unutmuşum. Koçara kılgına gittim. Bu millet bir gün seni yalnız bırakmadı. Ömründe bir kere seni istiyor burada Cumhurbaşkanım. Bir kere istiyor bu çavuş işte. Bugün gelirsen geldin. Bugün gelmezsen ben bir daha bu yolda sizde yokum Cumhurbaşkanım. Altyapısını yapmamışlar, yolunu almamışlar. Neyin şeyini yapıyorlar? Bir an önce. En sonunda başlıyorlar, önüne getirmişler en son kişi. Ben size söz veriyorum. 10 tane AK Parti vekilini getirin buraya. Ben de geleceğim. Ben de geleceğim. MHP'nin o iki vekilini getirin buraya. Ben de geleceğim. Onların önüne yatacağız. Var mısınız? Gecenin iki buçuğunda. Ne yapayım abi, ben tek başıma ne yapayım? İfade verirken. Bakınım, onlar gelecekler size. Seçim oldu mu, gelecekler. Ekmeğinin peşinde olan Çavuşçu Göl vatandaşına yapılan ortam budur. Biz hakkımızı, ekmeğimizi savuruyoruz. Bizim bu arkadaşlar bizim evladımızdır. Bizim kardeşimizdir, bizim bacımızdır. Bizi bunlara karşı, bunları bize karşı kışkırtıyor. Burada sesimizi devlet duysun, Cumhurbaşkanımız duysun, Enerji Bakanımız duysun. 3 kuruşluk kömür için 10 bin dekara razı gidiyor. Sularımızı kurutuyorlar. Ne yapalım? Ekmeklerin, ekmeğimizin peşindeyiz biz. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Tutuklayacaksanız tutuklayın beni. Toprağını korumak vatan hainliyse ben vatan hainiyim. Ben vatan hainiyim. Yazıklar olsun. Benim vergimle aynı kalan adamları benim karşıma dikiyorlar. Ben bu memlekette alnımın teriyle 5 tane çocuk okuttum. Ben çobanım, çoban. Ben çobanım. Yazıklar olsun. Vatana bağışladık. Devlete bağışladım, oturumu, katırımı, çapada kazandığım malları hepsini. Fırınlarımı aldım, köyden çıkıyorum. Ne yapıyoruz? Ekmeğimizin peşindeyiz. Yazıklar olsun. Komalarına gelmişler arkadaşlar. Paylaşın, izleyenler. İzleyenler paylaşın. Şu an jandarmalar, özel kuvvet, çelikle... Benim vergimle aynı kalan adamları benim karşıma tıkıyorlar. AK Parti. Ben bu memlekette alnımın teriyle 5 tane çocuk okuttum. Ben sobanın çocuğum. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış da seni? Hükremiş sevgimi, benliğimi çiğler aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmak taşarım. Görüyorsunuz. Jandarmayla köylüyü karşı karşıya getirdiler. Arazide makineler çalışıyor. Köylüler burada durdurdular. Bekarlar,
Ne yapacağız? Ne oldu abi? Bizim kimseyle çatışma, dövüşme gibi bir ortamımız şu an. Biz yapacağımızı yaptık. Hayır. Geri gidiyor. Ülgün'e gideceğiz, Ülgün'e. Hadi gelin, Ülgün'e dövüşeceğiz. Hadi gelin. Hadi gelin. Geri gidelim bari. Tarafa dur, gidelim. Hadi gelin. Otur. Abi yolu açın, yolu bizim nereye gideceğiz Ilgın abi? Ya sen ver o zaman, hani bizim yolumuz? Açın yolu biz gideceğiz. Tapuları almadılar arkadaşım da. Yani tapularımızı almadılar. Tapu benim üstümde. Gelmiş benim arazimde çalışma yapıyor. Yanlış yapıyor. Bunlar görevini yapıyor. Yanlış yapıyor. Yolu kesmek de görev değil sizin göreviniz. Yolu kesmek değil. Ama askerlik yaptın sen de bak. Gurur da duyuyorum yaptığım işi. Bu çocuklara Yanlış yapıyoruz. Bunlar da bizim abilerimiz, bunlar da bizim kardeşlerimiz. Bunlar da bizim sıkıntımız. Allah'ın bir şey yok ama hiç açılmasını istemiyor. İstemiyoruz. Tepkimizi gösterdik. 10 yıl oldu, ben çocuğumu toprağa verelim. O kabileye kadar gideceğim. Ben o cesedi nereye koyacağım? Göçünün altında kaldık. Göçünün altında kaldık. Kömür ocağının yüzünden. 14 yaşında oğlu öksüz kaldı. Gencecik karısı dul kaldı. Bunun hesabını kim verecek? Kim verecek? Benim ciğerim yanıyor. Ben istemiyorum. Köyde kömür ocağı açılmasını istemiyorum ben. Ateş düştüğü yeri yakar. Ben size bir şey demiyorum. Verdim abi, Mehmet. Hepsinde bak, kömür ocağının pisliğinden hepsinde nedirler var çocuğun kulağında. Anladın mı? Çocuğun kulağında ameliyat ettirdim ben, nedirler var. Ya burada da var, burada da var. Bırakın biz gideceğiz. İstemeyen kurmayın bu köyü. Bütün vatanımı, bütün köyümü, evimi hepsini devlete bırakıyorum. Ay, olmak zorunda mı? Eşim aslım hastası. İkisinde de nedir var çocuklarımız, torunlarımız.